Başbakanım, son 10 yılda Orman Su İşleri Bakanlığı olarak geçen yıl sonuna kadar, daha doğrusu 391 milyon TL'lik bakanlığımız burada yatırım yaptı. Ama ben en son 27 Şubat'ta geldiğimde buraya 25 tane müjde verdim ve bunların da toplam yatırım maliyeti 117 milyon TL. Böylece inşallah Rize'ye bu yıl sonuna kadar 508 milyon TL'lik yatırım yapmış olacağız. 37 dereye sahip milletvekilimiz Sayın Oktay Saral. Rize milletvekilimiz Sayın Nusret Bayraktar. Rize milletvekilimiz Sayın Hasan Karal. İstanbul milletvekilimiz Sayın İsmail Safi. İstanbul milletvekilimiz Sayın Osman Aşkınbay. Kocaeli milletvekilimiz Zeki Aygün. Sakarya milletvekilimiz Şaban Dişli. Artvin milletvekilimiz İsrafil Kışla. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Hasan Kemal Yardımcı. Kültür Bakan Yardımcımız Abdurrahman Arıcı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Davut Kavranoğlu. AK Parti Erzurum İl Başkanı Sayın Murat Kılıç ve eski bakanlarımızdan Sayın İsmail Kahraman. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başbakanımız, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Rize'nin evladı Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı'yı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Bakanlıkların gündeminin örtüşüyor olması var. Hep gündemde siz varsınız. Milletimiz gerçekten bizim anlayışımıza göre devleti var eden insanlardır. İnsanlar devleti kendisine hizmet etmek için var eden organizasyon oluşturur. Ve haklar, özgürlükler insana aittir. Hiç duydunuz mu devlet hakkı diye bir hak? Hak insanındır. Özgürlükler insana aittir. Bizim anlayışımıza göre devletin ödevi var, görevi var. Onun için değişik esnelerle çok değerli başbakanımız devleti bir hizmet organizasyonu olarak ifade ederekten biz sizin hizmetçileriniz demektir. Aziz kardeşlerim, çalışmalarımızı bakanlıklar olarak çok etkin bir biçimde sürdürüyoruz.